düzeni inşa etmektir. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Eğer milyonlarca kişiyi açlığa mahkum ediyorsanız, milyonlarca kişiyi işsiz bırakıyorsanız, bu iktidar bir zorba iktidarıdır. Sıradan bir iktidar değildir. Zorba iktidarıdır. Dolayısıyla zorbadan yola çıkarak bir de kısaca Boğaziçi Üniversitesi'ne değinmek isterim. Değerli arkadaşlarım, zorba iktidarlar aynı zamanda korkaktırlar bunlar. Korkaklığını zulmederek gidermeye çalışır. Ben güçlüyüm demek ister. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atandı. Niye kayyum atanır? Bir süre kaldı, dayanamadı ve ayrıldı. İkinci bu sefer kendi işlerinden bir kayyum çıkardılar. Okulun içinden çıkan kişi aslında tam anlamıyla tanımlarsak bir Brutus. Gerçek anlamda bir Brutus. Boğaziçi Üniversitesi sıradan bir üniversite değildi. Boğaziçi Üniversitesi dünyanın en önemli ve en saygın üniversitelerinden birisiydi. Her birimiz, evladımız Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandığı zaman hepimiz gurur duyardık. Komşularımız gurur duyardı. Bir evladımız, bir çocuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı diye. Ve değerli arkadaşlarım, aldılar yerine Brutus Naci'yi getirdiler. Bakın, ne yaptı? Bir, hocaları kovdu. Dünyanın saygı duyduğu, dünya biliminin göz önünde tuttuğu ve onlara saygı duyduğu bilim insanlarını üniversiteden attılar. Hocaları kovdular, öğrencileri dövdürdüler, hatta bazılarını hapse attırdılar. Bir kulüpleri vardı, kulüplerini tamamen kapattılar ve okul 200 sıra geriye düştü. Dünya üniversiteler listesinde 200 sıra birden geriye düştü değerli arkadaşlarım. Şimdi bu Brutus Naci durmadı, bu sefer de okul mezunlarının kendi paralarıyla yaptıkları bir bina var. O binaya da el koydu. Zorbalık yaptı. Burayı da alacağım dedi. Buradan Naci'ye sesleniyorum. Zulümden hoşlanmam. Adaletsizlikten hoşlanmam. Baskıdan hoşlanmam. Bunu yapanları da asla ve asla affetmem. Asla ve asla affetmem. Naci kayyum düzenine son verdiğimiz zaman görecektir neyin ne olduğunu. O da görecektir geliyor gelmekte olanın ne anlama geldiğini. Efendim, ortak politikalar mutabakat metnim. Böylesine bizim demokrasi tarihinde bir ilktir. Bunu gurur duyarak ifade etmek istiyorum. Altı lider bir araya geldik. Ve altı lider devlet için bir beka sorunu haline gelen tek adam rejimini değiştirip bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek için bir araya geldik. Ve değerli arkadaşlarım, eğer Cumhuriyet tarihinde altı lider bir araya gelip 2300'ün üzerinde var olan sorunlara tek tek çözüm üretiyorsa ve bu çözümü üretirken oy birliğiyle yapıyorsa, gönül rahatlığıyla yapıyorsa Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Hiç kimse endişe etmesin. Aydınlıktır. Yolsuzluklara karşı mücadele burada var. İşsizliği giderme konusunda alınacak politikalar burada var. Türkiye'nin saygınlığını, itibarını koruyacak dış politikanın nasıl olması gerektiği burada var. Dijitali, bilgiyi, teknolojiyi nasıl yakalayacağız, nasıl büyüteceğiz burada var.
Çalınan paraları nasıl alacağız? Hepsi burada var. Hiç kimse endişe etmesin. Devleti yeniden inşa edeceğiz. Ahlak üzerine, erdem üzerine, bilgi üzerine, adalet üzerine yeniden inşa edeceğiz. Ne diyorlardı? Altı benzemez efendim bunlar. Bir araya gelemezler efendim bunlar. Sabahtan akşama kadar kavga ederler bunlar. Şunu derler, bunu derler. Ya arkadaş, siz bir aradasınız. Hiçbir araya gelip bir fotoğraf verdiler mi? Bir masanın etrafında toplanıp da önlerinde kağıtlar, ya şu memleketin sorununu nasıl çözeriz diye düşündüler mi? Ya bu memlekette yolsuzluk var. Bu memlekette hırsızlık var. Ya yolsuzlukları önlemek için şu adımı atalım diye bir cümle kurdular mı? Ya bu memlekette tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenler var. Bunlarla bizim mücadele etmemiz lazım dediler mi? Demediler. Besleniyorlar oradan çünkü. Besleniyorlar oradan. Yolsuzluklardan besleniyorlar, biliyoruz. Devletin saygınlığını koruyacağız. Devlet gerçek anlamda devlet olacaktır. Ana devlet olacaktır. Devlet anası dediğimiz kavram olacaktır. Herkesi kucaklayan, herkese saygı duyan, hiç kimsenin kimliğine, inancına, yaşam tarzına müdahale etmeyen bir devleti inşa edeceğiz. Sağlıktan tutun adalete kadar. Dış politikadan tutun çiftçinin sorununa kadar. Her alanda çalışacağız ve her alanda güzel şeyler üreteceğiz. 9 ana başlık. 2300'den fazla çözüm vaadimiz var. Ortak karar, ortak imza ve oy birliğiyle alındı bunların tamamı. O nedenle diyorum, bizim tarihimizde bir ilktir, demokrasi tarihinde bir ilktir. Ve bütün demokrasi tarihi kitabını yazacak olan hocalar bu kitaba atıf yapmadan bir kitap yazamayacaklardır. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Biz duygularımızla değil, biz aklımızla hareket ediyoruz. Biz ön yargılarımızla değil, biz aklımızla hareket ediyoruz. Biz kavgayla değil, biz aklımızla hareket ederek sorunları çözmeye çalışıyoruz. Biz onlar gibi değiliz. Onlar malı götürüyorlar. Biz herkesin hakkını ve hukukunu teslim etmek için mücadele ediyoruz. Biz bunu yapacağız. Biz tıka basa dolu hapishaneleri değil, hapishanelerinde kimsenin olmadığı bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Bakınız, ilk yapacağımız iş, durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Burada var, durum ve hasar tespit komisyonu. Memleketin hangi halde olduğunu görevlendireceğimiz bir grup uzman araştıracak, bir rapora bağlayacak, getirecek, altı liderin önüne koyacak. Çünkü bilgiye dayalı karar almak zorundasınız, ezbere değil. Neyin ne olduğunu bilmemiz lazım. Hasar tespit komisyonu, strateji ve planlama teşkilatını kuracağız. Bu da bizim vaatlerimiz arasındadır. Plansız bir devlet olmaz, programsız bir devlet olmaz. O işin uzmanları, her alanda uzmanları strateji ve planlama teşkilatında görev alacaklardır. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, bunu kesinlikle sağlayacağız. Söz verdik. Ekonomik ve Sosyal Konsey kesinlikle çalışacak. Dolayısıyla var olan sorunları sorunu yaşayandan dinleyeceğiz. Ve sorunu yaşayan kişi sorununu anlatacak ve biz de o sorunu çözmek için çaba harcayacağız. Değerli arkadaşlarım, bütçe disiplinini kesinlikle sağlayacağız. Kamu ihale yasası ile ilgili düzenlemelerimiz var. Düzenlemeler açık ve şeffaf olacak, yayınlanacak. Hiçbir şekilde gel bakayım sana şu ihaleyi verdim, sen amcamın oğlusun sana da şunu verdim, sen bizim partiye büyük yardımlar yaptın sana da şu ihaleyi vereyim olmayacak. Devlet kimsenin babasının malı olmayacak. Hiç endişe etmeyin. Şunu hayata geçirdiğimiz zaman göreceksiniz. Türkiye'de her şey çok kısa süre içerisinde
düzelecek değerli arkadaşlarım. Bundan emin olmanızı isterim. Son bir konuya değinip sözlerimi bitireyim değerli arkadaşlarım. Sevgili dostlarım, değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım.